Herkese merhaba. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz Nurullah Ataç ve Orhan Veli. Bu bölümde ne yapacağız? Kısaca hemen size ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın edebiyat dünyasındaki yerinden size kısaca bahsedeceğim. Sonrasında Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arasının neden bozulduğunu size anlatacağım. Ve bu hikayeye kaynaklık eden de bir kitabı sizlere bu bölümde tanıtmış olacağım. Eğer hazırsanız o zaman başlayalım. Orhan Veli hepimizin bildiği gibi Oktay Rıfat ve Melis Cevdet ile birlikte birinci yeniği ya da daha yaygın bilinen adıyla Garip Akımı'nı ortaya çıkarmıştır. Bu akımla birlikte Orhan Veli ve arkadaşları hem taraftarlarını hem de karşı çıkanlarını bir arada getirmiştir. Karşı çıkanların en başında Akbaba dergisi gelmektedir. Akbaba dergisi o dönem için Yusuf Ziya Ortaç yönetmenliğinde çıkmakta. Yusuf Ziya Ortaç da 5 Hececiler akımı içerisinde yer almakta. 5 Hececiler de şiirde hece ölçüsünü savunuyor. Yani hece ölçüsüyle şiir yazıyorlar. Garip akımı ise, yani Orhan Veli ve arkadaşları ise hece ölçüsüyle şiir yazmıyorlar. Kafiye neredeyse yok. Bayağı serbest tarzda şiir yazıyorlar. Bundan dolayı da Yusuf Ziya Ortaç ve arkadaşları, hatta daha doğrusu Akbaba dergisi Orhan Veli ve arkadaşlarının şiirini şiirden saymıyor. Bundan dolayı da karşı çıkıyorlar. Ve bununla birlikte eleştirdikleri diğer bir isim ise Akbaba dergisinin Nurullah Ataç. Çünkü Nurullah Ataç da Orhan Veli ve arkadaşlarına ve şiirine ciddi anlamda destek sağlıyor. Savunuyor yani. Bunun nedenine baktığımızda aslında Nurullah Ataç'ın yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ve Nurullah Ataç o dönem için kişiye bakmaksızın çok sağlam eleştiriler yapan sıkı bir eleştirmen. Entelektüel geri planı da güçlü birisi. Ve sanat camiasında o dönem için bilinen sanatçı kişiliği de ön plana çıkmış bir isim. Edebiyatla ilgili bir tartışma olduğunda acaba Nurullah Ataç ne diyecek diye merak edilen bir isim aslında Nurullah Ataç. Ve Nurullah Ataç bu eleştirmen kişiliğinin yanı sıra iyi bir deneme yazarı aslında. Bununla birlikte de iyi bir tercüme gerçekleştiren bir kişi. Ve Nurullah Ataç'ın o dönem için Yunan, Rus, Alman, Latin gibi klasiklerden Türkçe'ye birçok eser kazandırdığını, hatta o dönem için çağdaş denilecek eserleri Türkçe'ye kazandırdığını görüyoruz. Bu anlamda da ciddi katkılar sağlamış bir isim. Ve Nurullah Ataç bu yenilikçi yapısından dolayı da Orhan Veli ve arkadaşlarını ciddi anlamda savunuyor. Bundan dolayı da Akbaba dergisinin ve Yusuf Ziya Ortaç'ın eleştiri tahtasına oturmuş oluyor. Ama gel zaman git zaman Nurullah Ataç ile Orhan Veli'nin arası bozuluyor. Peki Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arası neden bozuluyor? Buna edebiyat tarihinde baktığımızda kayıtlı bir belge aslında göremiyoruz. Bazı hikaye ve anekdotlar var anlatılan. Buradan bu bozuşmanın niye gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi 2018 yılında hayatını kaybeden kıymetli şairimiz Refik Durbaş'ın Şiirin Gizli Tarihi adlı kitabında anlatılan bir hikaye var. Bu ara bozuşmaya kaynaklık eden hikayelerden bir tanesi burada. Bu hikayeye göre de Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arası bir kadın meselesi üzerinden gerçekleşiyor. Olay da şu şekilde. Nurullah Ataç Ankara'da yaşadığı dönemlerde, kaldığı dönemlerde bir tane kadına aşık oluyor. Bu durumu da gidip Orhan Veli'ye anlatıyor. Orhan Veli'den de şu ricada bulunuyor. Yani kadının hangi adreste oturduğunu Orhan Veli'den öğrenmesini istiyor. Sonra da Orhan Veli Nurullah Ataç'a gidip diyor ki Ataç sokakta 15 no'lu dairede kalıyor diyor Nurullah Ataç'a. Nurullah Ataç da bundan sonra sık sık o sokağı ziyaret etmeye başlıyor. Gel zaman git zaman sonra Orhan Veli Nurullah Ataç'a diyor ki beyefendi çok özür dilerim. Sonradan yaptığım araştırmalar sonrasında öğrendim ki kız bu dairede oturmuyor, bu apartmanda oturmuyor.
öteki apartmanda oturuyormuş. Bu evde jandarmada albay olan birisi oturuyormuş deyince Nurullah Ataç bayağı sinirleniyor ve bundan dolayı da Orhan Veli ile arasında bir iş kakış denilebilecek bir sürtüşme gerçekleşiyor ve arası bundan dolayı da bozuluyor. Ve bu hikayeyi destekleyecek başka bir anekdot da Erol Güney'den geliyor. Erol Güney de benzer bir hikaye aslında anlatıyor. O da diyor ki Nurullah Ataç'ın bir öğretmene aşık olduğu, o öğretmen de kız lisesinde bir öğretmenmiş, ona aşık olduğunu söylüyor. Ve bu aşık olduğu kadının adresini de Orhan Veli ile Melih Cevdet yanlış söylüyor. Ve rivayet o ki bu yanlış adrese gidip Nurullah Ataç o evin, o dairenin eşiğini öpüyormuş. Ve o dairenin o daire olmadığı ortaya çıkınca tabii Nurullah Ataç bayağı sinirleniyor. Yani Orhan Veli sonrasında da Erol Güney'e bu hikayeyi aslında anlatmış. Erol Güney'e demiş ki yanlış eşiği öptürdük, kız o evde değildi diye. Yani aslında baktığımızda Nurullah Ataç'la Orhan Veli'nin arasının bozulması, Orhan Veli ve Melih Cevdet'in Nurullah Ataç'a yaptığı bir şaka, hatta tırnak içerisinde bir eşek şakası diyebileceğimiz bir olaydan gerçekleşiyor. Nurullah Ataç'ı bu şekilde kandırmış oluyorlar aslında. Ve Nurullah Ataç da bundan dolayı çok sinirleniyor. Sinirlenmesi normal. Az önce söylediğimiz gibi Nurullah Ataç edebiyat dünyasında ağırlığı olan bir kişi. Ondan dolayı da kendisinin alçalmış hissetmiş olabilir. Küçülmüş ya da küçük düşmüş hissetmiş olabilir. Bundan dolayı da çok sinirlenmiş. Ve Orhan Veli ile Nurullah Ataç'ın arasının bozulması bundan kaynaklı gerçekleşmiş. Hikaye de bu şekilde. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Peki bu hikayeyi biz nereden öğreniyoruz? Bu hikayeyi biz Seray Şahinler'in yazdığı bir kitap var. Doğan Kitap'tan çıkan bir kitap. Ağabeyim Orhan Veli. Bu kitaptan öğreniyoruz. Seray Şahinler Firuzan Yol Yapan'la görüşüyor. Firuzan Yol Yapan kim? Orhan Veli'nin fırfırın dediği, Orhan Veli'nin kız kardeşi. Onunla yaptığı görüşmelere, röportajlara dayanıyor. Çok keyifli bir kitap. Okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Ben okuyup bitirdim. Bu tür hikayelerin devam etmesini istiyorsanız, bu tür kitapların tanıtımının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Bununla birlikte kanalımı çevrenizde, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Çağımızın en büyük kıt kaynağı zaman. Bu zamanı benimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.